Sanıkların tutuklaması yönündeki talep geri çevrilmiştir. Şimdilik o uygulanmamıştır. Ancak dünya üzerinde hiçbir darbeci tutuksuz yargılanmamıştır. Dünyadaki diğer ülkelerin darbeci yargılama örneklerinden ders çıkarılmamıştır. Bu nedenle biz sanıkların tutuklanması gerektiği düşüncesindeyiz. Ve sanıklar hakkında aynı zamanda sistematik işkence yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasına karar verilmiştir. Bu bir insanlık suçudur. Bu da çok önemli bir aşamadır. Özellikle işkence ve kötü muamelelerle ilgili başvuruları ayrı bir suç duyurusu olarak kabul etti. Bu önemli. Dolayısıyla burada görülmekte olan dava dışında şu anda Ankara'da özel yetkili Cumhuriyet Başsavcılarında iki ayrı önemli soruşturma dosyası daha var. Toplama baktığımızda darbe soruşturması derinleşiyor, daha toplumsal bir boyut kazanıyor ve yani yavaş yavaş hak ettiği düzeyde bir yargılanmaya doğru ilerliyoruz.